Merhaba herkese arkadaşlar. Bu videoda size Missing External Files problemi çözmeyi anlatacağım. Çok kısa bir video olacak. Bana gelen, en çok gelen sorulardan biri bu olduğu için bununla ilgili video hazırlamak istedim. Gerek YouTube, Udemy, Instagram her yerden bu soru geliyor. Ama videom başlamadan önce hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bir önceki videomda yani bu sahneyi gördüğünüz videoyu hazırladığım videoda birçok kişi o sahneyi yapmış ve renderler almışlar ve bana göndermişler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İzlemeyenler varsa buraya üst kısma da linkini bırakacağım. İzleyebilirsiniz. Hemen videomuza geçelim. Missing external files problemini gördüğünüz zaman continue dediğinizde bu sahnede render aldığım zaman bu etrafta gördüğünüz tekstürlerin büyük bir kısmı gelmeyecektir. Bunu çözmek için arkadaşlar tekstürle 3D dosyamızın arasında bir bağ kurmamız gerekiyor. Biz size ücretsiz ve 3D Max kullanan herkesin kullanması gereken scripti tanıtacağım. Realink Bitmap arkadaşlar. E, bu siteye gireceksiniz. Aşağı bırakacağım. Buradan download yapabilirsiniz. E, Real Link tıklayacaksınız ve dosyanızı indireceksiniz arkadaşlar. Dosyanızı indirdikten sonra bizim scripting bölümünde run script bölümüne geliyorsunuz. Dosyayı indirdiğiniz yerde arkadaşlar ben buraya indirmiştim. Bunu open diyeceksiniz. Open dedikten sonra arkadaşlar e, Real Link'i script'i bilgisayarımıza yani 3D Max'in içine almış olduk. Fakat şu an ne yapacağız? Customize bölümüne geleceğiz. Customize User Interface Toolbars. Buradan Calling Scripts ve Real Link burada görüyoruz arkadaşlar. Bu linki şuraya atıyoruz ve artık kapatıyoruz. Şimdi Real Link'e bastığımız zaman arkadaşlar karşımıza böyle bir menü çıkacak. Burayı isterseniz bağış yapabilirsiniz, isterseniz kapatabilirsiniz. Ve bu tarafta benim dosyamın içinde olmayan şeyleri bana gösteriyor. Buradan arkadaşlar Rows kısmına tıklayacaksınız. Çalışmanızın olduğu dosyaya geleceksiniz arkadaşlar. Çalışmanızın olduğu dosyaya tıklayıp buradan Select Folder diyeceksiniz. Select Folder dedikten sonra <laughs> Select Folder, folder dedikten sonra Reading yapacaksınız arkadaşlar. Reading yaptıktan sonra o dosyayla sizin dosyanız arasında olması gereken Tüm tekstürler bağlanmış oldu. Benim burada muhtemelen önceden kullandığım ve sonradan silmiş olduğum e, tekstürler de ama bunlar zaten muhtemelen benim renderımın içinde yok. Ben F9'a bastığım zaman arkadaşlar artık missing e, files problemi gözükmeyecek ve renderımı almaya başlayacak. Bu arkadaşlar çok basit bir e, script ve bunu tüm 3D kullanan arkadaşların kullanması lazım. Size bir sorularınıza cevap olması için bu videoyu hazırladım aynı zamanda arkadaşlar bu neden sebep oluyor? Onu da söyleyeyim size. Eğer çalışma dosyanızın yanında tekstür dosyasını barındırmazsanız arkadaşlar. Mesela C'nin içinde bir yerde çalışırken ya da D'nin içinde masa üzerinize tekstürleri koyup oradan çekerseniz ilk başta dosyanızda problem olmaz. Fakat tekrar dosyayı açtığınız zaman bu dosyalar gelmeyecektir. Bunun aslında en sağlıklı yolu çalıştığınız dosyanın yanına diğer tekstür dosyalarını koymaktır. Aynı zamanda arkadaşlar Udemy'de de şöyle bir soru geliyor bana. Orada paylaştığım sahnede tıklıyorlar ve o sahne arkadaşlar açılıyor fakat içine HDRi süre hiçbir şey gelmiyor. Bunun da bir sebebi arkadaşlar. Eğer çalıştığınız dosyayı zip dosyasından kurtarmazsanız yine böyle bir problemle karşılaşırsınız. Fakat bunun en kısa, en basit yolu budur. Real Link'i herkes kullanır arkadaşlar. Benim takip ettiğim tüm yani gördüğüm videolarını izledim herkes de şu yukarıda buraya linki görüyorum. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Dediğim gibi bu sahneyi hazırlamak istiyorsanız linkini ve yukarıya bir yerlere bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir diğer videoda görüşmek üzere.